İMS Atan Çıkanı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Kaan. İlk önce videoya geçmeden önce hepinizin yeni yılını kutluyorum. Umarım yeni yıl sağlıklı ve hedeflerinize ulaştığınız bir yıl olur arkadaşlar. Ve ben biliyorsunuz arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Dünya Rapid ve Blitz şampiyonası tamamlandı Polonya'da. Ve Blitz formatının kazananı MVL oldu. Rapid kısmında da Özbek Büyük Usta Nodirbek oldu. Magnus Carlsen ne yazık ki çok fazla iyi, yani çok iyi oynayamadı. Beklenen performansı gösteremedi. Ve Blitz turnuvasında da MVL Duda'yı tiebreaklerde eşitlik bozma maçında yenip şampiyon oldu. Ve ben Chess.com'un biliyorsunuz Title Tuesday turnuvaları oluyor her salı. Onların birinde oynarken MVL ile eşleştim arkadaşlar ve bu videoyu daha çekecek zamanım olmamıştı. Ben de dedim ki MVL Dünya Blitz şampiyonu olduktan sonra tam da dedim bu maçı çekmenin zamanı. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen maça geçelim. Like'larınız ve abonelikleriniz bizler için çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi like atarak bizlere çok büyük destek olabilirsiniz. Hemen maça geçelim. Beyazlarla oynuyorum. MVL siyah E4 ile başladım. E4, E6, D4, D5 ve Fransız savunması. At C3 oynadım. At F6, E5, at F7'ydi. F4, C5, at F3, at C6. Buraya kadar her şey teori. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi beyazların birazcık bir alan üstünlüğü var. Bu E5 piyonundan kaynaklı. Fil E3 oynuyorum. A6 oynuyor. Rakibin fikri B5 sürmek burada ve vezir kanadından hem atak yapıp hem alan üstünlüğü almak. Burada A3 sürüyorum. İleride B4 sürüşlerini kesmek için. B5'ten sonra burada at E2, file E7, C3 ve gördüğünüz gibi birazcık alan kazandım ve piyon zincirimi tamamladım. B2, C3, D4, E5, F4'te güzel sağlam bir pozisyonum var. Siyahların da kötü oldu söylenemez. Rok yaptı burada MVL ve burada ben piyonu alma kararı aldım. Bu arada zaman temposunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. 3 dakika artı 1 saniye. 3 dakika ile başlıyorsunuz ve her hamle yaptığınızda 1 saniye ekleniyor. Online bir zaten chess.com'da oynadığınız online bir maç gördüğünüz gibi tarih ve detaylarda yazıyor. D çarpı C5, at çarpı C5 yani son maçın sonlarına doğru büyük hatalar olabilir ki analiz edeceğiz onları. Süre azlığında gayet normal bunlar. Şimdi burada at çarpı D5'e, at çarpı C5'e, at D4 geliyorum. Atını istedim rakibin değişecek ya da koruyacak. Filini geliştirdim MVL ve ben de artık son taşımı geliştiriyorum ve rok atmaya hazırlanıyorum. Fil D3 burada at çarpı D3 hamleleri genelde çok iyi olmuyor. Çünkü vezir çarpı D3'ten sonra bu file baktığımızda arkadaşlar bu fil şu an duvara bakıyor. İleride A5 B4 fikirlerini yapıp fil A6 gelebilirse siyah o zaman iyi olacak ama onlara daha çok uzun zaman var yani o kadar kolay olmuyor fikirleri yapmak. B5 piyonu boşta olduğu için o yüzden burada genelde at çarpı D3 hamlesi tercih edilmiyor. Onun yerine atı güzel bir kare olan E4'e koymayı tercih ediyor siyahlar. Çünkü bunun fikri burada yiyemiyoruz arkadaşlar. Yediğimiz takdirde bu filin önü açılmış oluyor ve bu fil çok güzel bir fil oluyor. Canavar oluyor resmen. O yüzden burada hiç ilgilenmeyip rok atıyoruz. Rok attıktan sonra MVL Vezir C'yi de oynadı. Dedim ki ben bir atlardan bir tanesini değişeyim. Bana zararı olmaz. Ve diğer atım geldim. Ve şimdi burada MVL'ye bir mat girişiminde bulunacağım. Vezirimi H5'e gideceğim. Kalemi F3'e, kalemi H3'e ve MVL'yi mat etmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Ve aynı zamanda rakibin şöyle bir filine de bir saldırdım. MVL fili geri çekti. Vezir H5 ile mat atağımıza devam ediyoruz. G6 ile vezirimi kovdu MVL. Tamam dedim ben de vezir G4. Ama rakibi bir piyon sürdürmüş olduk. Ve bu belki de ileride hani siyah karelerden bir zayıflık olacak. Kim bilir. Fil C5 oynadı rakip. Diyor ki ben seni açmaz oluyorum burada. Ben de tamam iyi güzel. Şahıma bir kaçayım o zaman o açmazdan. Çünkü duruma göre atı çekip böyle fedalar olabilir. O yüzden bir şaha kaçalım dedik. MVL de şaha kaçıyor ve burada kale F3 geliyorum diyorum. Ben seni mat edeceğim diyorum. Kale F3 fikir gösterdiğimiz gibi kale H3 gelmek burada. MVL diyor ki ben bir kale AE8 geleyim. Büyük ihtimal amacı F5 sürmek çünkü E6 piyonunu korudu. Kale H3 geliyorum. Devam ediyorum ata. Ve MVL F5 sürüyor arkadaşlar burada. Burada çeşitli hamlelerim var. Birincisi geçerken alabilirim piyonu. İlk önce ona bakalım çünkü maçta ben onu yapmadım. E çarpı F6, kale çarpı F6 ve burada çok güzel bir hamle var. Fille ata vuruyoruz. Burada bir istisna yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü devamında çok güzel bir hamle geliyor. D çarpı E4'de burada vezir G5'i kaçırıyorum ben. Vezir G5'ten sonra şimdi hem kaleye saldırıyoruz hem de file saldırmıyormuşuz gibi gözüküyoruz ama saldırıyoruz aslında. Çünkü at çarpı B5 istiyorum. Alınca
file alacağım yani ve burada aslında iki tehdidim var ve savunması hiç kolaydı. Mesela kale e8 oynarsa at çarpı b5, a çarpı b5 ve vezir çarpı c5'ten sonra mesela vezirler de değişsin. Bu pozisyon artık siyahları çok kötü çünkü hem bir piyon geri hem de şimdi kalesini istiyorum hem de fil d4 tehdidini arkadaşlar çaresi yok, gördüğünüz gibi açmaz. Burada bir kalite kaybedip oyunu da hemen kaybediyordu siyahlar ama yıldırım maçı olduğu için bunları tabii ki hele özellikle bu vezir g5 fikrini görmek hiç kolay değildi. Benim oynadığım hamle de kötü değil. Ben burada boştaki piyonu aldım. Vezir çarpı g6 ama tabii ki bu birazcık siyaha karşı şans verecek. Kale g8, vezir h6, vezir f7. Şu an bir piyon aldık. Aslında üstüne yatabiliriz ama hiç kolay olmayacak. Vezir h4 oynasam mesela siyahta kale g6 oynayıp kalelerini çiftleyecek ve bana buradan saldıracak. Ha, belki tutabilirim bir şekilde G3 yapıp ama ben savunma yapmayı özellikle Blitz'te savunma yapmak hiç sevmiyorsunuz yani savunma yapmayı arkadaşlar. O yüzden tercih etmek istemedim ve fil E2 oynadım burada. Fikrim fil H5 gelmek göründüğü gibi ve devamlı rakibin vezirini veya kalesini almak. Fil E2 ile kale G6 oynadı. Burada belki çekebilirdim vezir ama fil H5 oynadım ben. Kale çarpı H6, fil çarpı F7. Kale H3, G3'ten sonra bu pozisyona baktığımızda arkadaşlar bir piyon öndeyiz ama bu piyon bir duble piyon. O yüzden çok da piyon önde olduğumuzun yani bir avantajı yok. Belki ileride bir tempo avantajını görebiliriz. Ancak çok büyük bir üstünlükten şöyle söz edemeyiz. Çünkü dediğim gibi hem piyon öndeyiz ama şu merkezdeki üstünlüğümüz bize bir üstünlük veriyor. Yani piyon önde olmaktan ziyade merkezdeki taşlarımızın daha iyi olması rakibe göre. Mesela bu fil çok kötü şu an. At D4, fil H3, bizim taşlarımız daha iyi. Merkezimiz daha kuvvetli. O yüzden bizim üstünlüğümüz buradan geliyor. Hala üstünüz ama çok büyük bir üstünlük yok. Kale E7 ile filimi kovdum. Evvel'e fil H5 oynadım. Kale G7 geldi. Şimdi burada çok dikkatli olmam lazım. Fili çektiğim an at F2 mat tehditleri olabilir yani. Ve şahımı da oynayamıyorum. Şahım keşke F3'te olsa. O yüzden dedim ki benim zaten pozisyonum kötü değil. Kale G1 oynayayım. Gel kaleleri değişelim. İyi oyun sonuna ben gideyim. Mevele değişti kaleleri. Şah G1 ve Şah G8. Burada piyonu alamıyoruz. Onu göstereyim. Fil boşta kalıyor. Şahımla devam ediyorum ve Mevele artık korudu o piyonu. Şah E2, fil D7. Buralar artık birazcık üstünüm ama hızlı geçeceğim buralar. At B3, Şah G7, at A5. Böyle bir atla girmeye çalışıyorum ama bir şey olmuyor. Fil C8, at B3 ve burada arkadaşlar Mevele'yi kandırıyoruz. Şimdi fil D7 oynuyor. Burada fil D7 oynamaması gerekiyor. Şahla bir hamle yapması lazım. Çünkü burada oyun sonuna geçme şansı veriyor bana. Fil D7 oynuyor ve burada çok güzel bir değişim yapıyorum. Fil çarpı E4 ile başlıyoruz ve devamında bu hamle olmasa bu fil ata verilmez. Ama devamında fil C5 oynuyoruz ve rakibin fil çiftini alıyoruz arkadaşlar. Ve kötü file iyi at kalmış olacak güzel bir pozisyonda. Fil C5'ten sonra ben burada maçtayken kazanç olduğunu hissediyordum ama sürelerimiz artık burada çok az ikimizin de. Fil C6, fil çarpı E7, şah çarpı E7, şah E3, fil D5 atıma saldırıyor. At C5 piyonuna saldırdım, piyonu sürdü. Burada A4 sürüyorum, diyorum değişelim çünkü ben buradan bir geçer yaratmak istiyorum B4 ile. Şah D7'ye B4 sürüyorum ama burada arkadaşlar analizlerim sonucu C4 hamlesi kazanıyormuş oyunu. Nasıl kazanıyormuş ona bakalım. Şimdi fili geri gitmek zorundasınız. Mesela fil C6 oynayalım. Çünkü eğer alırsanız at B6 şahtan sonra filinizi kaybediyorsunuz. O yüzden alamazsınız bu piyonu. Fil C6'ya at C5 şah çekiyorum. Şah E7'ye gitmek zorunda E6'daki piyonu korumak için. Şimdi burada at B3 yine piyona saldırıyorum. Piyonu sürmek zorundasınız yoksa kaybediyorsunuz piyonu. Ve şimdi file saldırıyorum at D4'ten sonra. Fili geri çektiğinizde de artık burada şahla buradan gireceğim bu sefer. Gerçekten çok öğretici. Şah D8'e ilk önce bir C5, şah C7'ye bir tane H4. Bu hamle kazanmak için önemli bir hamle. İleride mesela rakip H5 yaptığında bizim hala bir H3 ile rakibi hamlesiz bırakma şansımız var. Ve şah B7 oynarsa böyle beklerse C6'dan sonra kazanç oluyor. Çünkü fil C6'ya bu sefer E6'yı alıyoruz arkadaşlar. Bu piyon boşta kalıyor ve artık bu E piyonu bize zaferi getirecek. O yüzden böyle bekleme olmuyor ve eğer siyah şu an siyahın baktığımızda çok da bir hamlesi yok. Fil C8 de bekleyebilir ama şah C3, şah B4 oyunu kazanacağız arkadaşlar. Bu C4 hamlesi kazançmış ancak ben burada C4'ü kaçırıyorum. B4 sürüyorum, bu da kötü değil. Burada zaten beyazların dikkatli baktığınızda çok riski yok arkadaşlar. B4'de piyonu aldım, mevele şah B5 geldi. At B6 gidiyorum, fil C6. At C8 bir şeyler kovalıyorum. At E7 şah. B5 at G8.
Fil E8, at F6, fil G6 bu H'deki piyona saldırdım dedim. Bir sürelerimiz çok az. H4 şimdi H5 istiyorum. MVL diyor ki hayır gidemezsin. Ben sürüyorum H5'i ve burada hala oyun sonunda H3 tempomuz var. Bu önemli baya. Şah D4 giriyorum. Rakip şahın girmesine izin vermiyorum. Ve burada fil F7, fil F7'den sonra at D7, şah C6 ve burada arkadaşlar atı yanlış yere gidip bir kez daha kazancı kaçırıyorum. At C5 gelseydim burada oyun bana kazanç olacaktı. Peki nasıl kazanç olacaktı? Siyahların zaten beklemekten çok bir şansı yok. Çünkü en de sonunda bu piyonu süreceğiz C4'ü. Siyahlar burada mesela ben at F6 oynadım. Fil G8 şeklinde bekleyebilirlerdi. Fil G8 şeklinde bekleseydi peki ne yapacaktık? Tabii ki ilk önce C piyonu sürerek başlayacaktık. C4 sürüyorum. C4'ten sonra fil F7 rakip beklesin çünkü çok da bir şey yok. Şah C7 şeklinde de bekleyebilir ama dediğim gibi çok bir şey fark etmeyecek. At B3 geliyorum. Fil G8'e bir tane şah C3, bakın rakibin şahının girecek karelerini hepsini kapattım. Ve şimdi fil F7'ye şah bu sefer diğer kanattan giriyor arkadaşlar. Şah B4 ve at D4'ten sonra artık C piyonu girecek. Şahla gireceğiz. E3'e de her zaman atımız tuttuğu için bu oyun sonu arkadaşlar kazanç olurdu ki C5 şah C4 gelip E3 sürüldüğünden şahla geri dönüp alabiliriz bu piyonu. Ve şah mesela herhangi bir yere gittiğinde artık belki şah C5 bile kazanç olabilir ama C5'ten sonra oyun kazanç olurdu. Eğer çok büyük bir hata yapıp berbat etmezsem oyunu. Şimdi burada ben at F6 oynuyorum ve ata dikkatli bir şekilde baktığımızda artık bu atın hani çok iş yapacak bir karesi kalmadı arkadaşlar. MVVL burada çok güzel bir hamle yapıyor. Fil G6 E8 karesini tutuyor ki ben buradan atı geri dönmeyeyim diye. At G8 oynuyorum hani geri dönmek için. Fil F7 ile istiyor. At F6, fil G6, at G8. Sürelerimiz de dediğim gibi 3 saniye falan var. Çünkü bir saniye ekliyor. Hemen bir şeyler bulmamız lazım ve at F6 yaparak hamle tekrarı ile oyun berabere bitiyor arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi MVL'yi de buradan kutluyoruz. Dünya birisi şampiyon olup 60 bin dolar ödülü de kazanmayı başardı. Ve ben de bunun üzerine sizlerle kendisiyle oynadığım internette Chess.com'daki Tight Tuesday turnuvasındaki maçı paylaşmak istedim. Hoşunuza gittiyse ve kanalımıza ilk defa görüyorsanız abone olarak destek olabilirsiniz. Yine dediğim gibi like atmayı da unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.